İki teker bir adamdan hepinize merhaba. Bu hafta kas konusuyla karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi neden kask takmamız gerektiğini şu görüntülerle bir anlayalım. Yani oradaki şeyin karpuz değil de kafamız olduğunu varsayarsak durum çok vahim görünüyor. Bizde Avrupa'ya gidip gelmiş bisikletçilerin hepsinin ağzında şu söylem var: Avrupa'da kask takmıyorlar. Abi eyvallah, Avrupa'da kask takmıyorlar da burası Türkiye. Sen canını taksicinin, dolmuşçunun, servis şoförünün, o şirket aracı sahiplerinin inisiyatifine nasıl bırakabiliyorsun? Baştan koyuyoruz kuralı: kasksız ekmek almaya bile gidilmez. Şimdi gelelim kasklara. Önce kaskın yapısı nedir? Buradan başlayalım. Arkadaşlar kask dediğimiz şey aslında sertleştirilmiş köpük. Yani aslında darbe almadan önce sert ama darbeyi aldığı zaman da aldığı darbeyi sönümleyecek kadar da yumuşak. Dış katmanı ise köpük dağılmasın, daha uzun ömürlü olsun diye plastikle kaplanmış vaziyette. Kasklar kullanım alanlarına göre çok çeşitli olabiliyorlar. Ben bugün en fazla kullanılanlardan bahsedeceğim. Yol bisikleti kaskından başlayalım. Arkadaşlar yol bisikletlerinde en önemli konu aerodinamiği ve hafiflik olduğu için bu kasklar bol deliklidir. Bunların önlerinde siperlik bulunmaz. Siperlik hem aerodinamiği bozduğu için hem de görüşü engellediği için bu kasklarda tercih edilmez. İkinci olarak MTB kasklarına bakalım. Bu kasklar dağda kullanılır. MTB yani mountain bike, yani daha doğrusu dağ bisikletinin İngilizce kısaltması olan MTB kaskları. Yol bisikleti kasklarına göre daha fazla iri ve kabadırlar ama güvenlik seviyeleri çok çok üst seviyededir. Ön taraflarında böyle bir siperlik bulunur. Bu siperlik çalıdan, çırpıdan, taştan gözümüzü korur. Üçüncü kasklarımızsa şehir bisikleti kaskları. Bu kasklarda önemli olan görülebilir olmasıdır ve şık olmasıdır. Yani şehirde böyle kot montla fiksi bisiklet sürüp şekil şukul yapacaksanız aradığınız kask böyle bir şey. Bunun gibi işlevsel olanlarında yağmur, çamur ve rüzgar için böyle çıkarılıp takılabilir kapaklar bulunur. Bu kapaklar sayesinde rüzgarlı havada daha az rüzgar alırsınız. Yağmurda saçınız ıslanmaz. Yine çıkarıldığı gibi kolayca takılabilir. Evet, takılabilir. Son kısım ise enduro kaskı, yani downhill kaskı da denir. Bu kask bisiklete insan gibi binmeyen arkadaşlar için. Kaskın özelliği ise tüm yüzü korumasıdır. Full face diye tabir edilir İngilizce'de. Düşünce çene, ağız ve yüz bölgesi zarar görmesin diye bu ön tarafında böyle bir bölmesi vardır. Yine aynı şekilde bunun da üstünde böyle bir siperliği vardır. MTB kaskında olduğu gibi çalıdan çırpıdan korusun diye. Aynı zamanda bu kask goggle tipi, böyle büyük gözlüklerle kullanılır. Gözleri de korusun diye. Şimdi gelelim nasıl kask seçeceğimize. Arkadaşlar öncelikle doğru beden. Doğru beden kaskı almazsak ya kaza esnasında kafamızdan uçar ya da kafamıza hiç oturmaz. Önce doğru beden, daha sonra kullanım amacı. Bu saydıklarımdan hangisi için alıyorsunuz kaskı? Bu soruya cevap verip kaskı almakta fayda var. Unutmayalım, kaskı kafamıza taktığımız zaman alt kayışını kesinlikle bağlıyoruz. Çünkü kaza esnasında bu kaskın kafamızda duruyor olması gerekir. Uçup giderse hiçbir işe yaramaz. Kaskı kafamıza takıp kayışı bağladıktan sonra bu alt tarafı şöyle kontrol ediyoruz. Dik durduğumuzda alt tarafında böyle bir veya iki parmak kadar boşluk kalacak. Çok sıkısı kazada boynumuza zarar verebileceği gibi çok gevşeyi de kaza esnasında kaskı kafamızda tutmayacaktır. Bir diğeri ise kafamızın kaskın içinde rahat etmesi, ki uzun sürüşlerde bıkıp kafamızdan çıkarmayalım. Kaskın doğru takılış hizası kaş hizasıdır veya bir parmak üstüdür. Yani ne böyle çok görürsünüz ne de böyle gözleri kapatacak kadar öne eğilmiş vaziyette olanıdır. Arkadaşlar gelelim kaskın ömrüne. Kaskla bir defa kaza yapıldığı zaman, kask bir defa darbe aldığı zaman bir daha kullanılmamalıdır. O kask artık çöp olur. İçerisindeki köpük ilk kazada darbe alıp ezileceği için ikinci kazada hiçbir işe yaramayacaktır. Kasklarında raf ömrü vardır arkadaşlar. Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. İçerisindeki köpük 5 yıldan sonra o
darbe sönümleme özelliğini yitireceği için bir daha kullanılmamalıdır. Görünüşte bir şey olmasa bile o köpüğün artık özelliği bittiği için çöp olmuştur. Arkadaşlar benden bir tavsiye. Bisikletiniz kötü olsa bile kaskınız iyi olsun. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu haftalık da bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.